Sezai Temelli. Buyurun Sayın Temelli. Sayın Başkan, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Bugün bir Türkiye Partisi olarak grup toplantımızı çok dilli olarak gerçekleştirdik ve bunun gururunu yaşıyoruz. Bırakın Türkiye Partisi, bir mahallenin sınırlarını aşamamış zihniyetler yasakçılığa devam ediyorlar. Özellikle Kürtçe dili üzerindeki yasakçılık inanılmaz boyutlarda. Hatırlayacaksınız, daha önce de burada dile getirdik. Şanoar tarafından Kürtçe'ye çevrilen Kral ve Travis oyunu Patnos'ta yasaklanmıştı. Sonrasında Antep'te yasaklandı. Evet, önceki gün Cuma günü de Şişli'de, İstanbul Şişli'de yasaklandı. Hem de oyuna bir saat kala kaymakam tarafından yasaklanıyor ve bir gerekçe var mı? Hayır, hiçbir gerekçe yok. Tamamen keyfi bir uygulamayla tiyatro oyunu yasaklandı. Bu yasaklamanın ve engellemelerin nedeninin Kürtçe diline karşı olan tahammülsüzlük olduğunu, inkar politikaların bir sonucu olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu ülkede 100 yıldır Kürt halkının kimliğine, diline, kültürüne, kıyafetlerine, folkloruna ve Kürtçe isimlerine düşmanlık edildi. İkinci yüzyıla geçtik, devam ediyor. Sonra da Kürtler bizim kardeşimizdir, Kürt dili üzerindeki engelleri biz kaldırdık diye her türlü hamaset ortaya konuyor. Ama gerçeklik işte bu yasaklarla kendini ifade ediyor. Kürt halkının kimliğini, dilini, sanatını, kültürünü tanımayacaksınız. Ana dilinde kamusal hizmet vermeyeceksiniz. Ama seçim dönemlerinde puşi takıp iki kelime Kürtçe konuşup halay çekeceksiniz. Orada da kalmayacaksınız. Milliyetçilere dönüp bir de bozkurt işareti yapacaksınız. Artık bu ikiyüzlü siyasetiniz çökmüştür. Artık Kürt halkının karşısına çıkacak bir yüzünüz de kalmamıştır. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, yasaklar devam ediyor, siyasi kırım da devam ediyor. Bu sabah Esenyurt ilçe binamız yine polisler tarafından basıldı. İlçe eş başkanlarımız Fatih Ergün ve Bahar Karataş eşi yok, gözaltına alındı evlerinden. Aynı saatlerde de parti binamızda polis arama yaptı. İçeride bulunan kitaplara, dergilere, bilgisayarlara el konuldu. Bu size neyi hatırlatıyor? 12 Eylül'ü. 12 Eylül cuntacıları da kitaplara düşmandı, dergilere düşmandı, siyasete düşmandı. Dolayısıyla bu 12 Eylül zihniyetini AKP iktidarında yaşamaya devam ediyoruz. Sadece 2023 yılında üye, yönetici ve halkımızdan, bileşenlerimizden 4.491 kişi gözaltına alınmış. Gözaltına alınma gerekçeleri ne? Aslında anayasal bir hakkı kullanmaları, bir protesto yürüyüşü yapmaları ya da basın açıklamalarında bulunmaları. Yani anayasal hakkını kullananlara gözaltı, ama sizlerin yaptığı ise anayasayı ihlal etmek. Dolayısıyla bugün siyasi kırım operasyonlarının devam ettiğini görüyoruz. Peki bunlar bizi yıldıracak mı? Hayır. Gördünüz, yerel seçimlere giderken halk oylaması yaptık, yüz binler katıldı. Özgürlük yürüyüşü yaptık, on binler katıldı. Dolayısıyla biz bu yasakçı zihniyete, bu kırımcı zihniyete karşı mücadelemizi büyütmeye devam ediyoruz. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, İliç maden faciasına değinmeden geçemeyeceğim. Siyanürlü toprak altında kalan 9 madenciye tabii ki ulaşılamadı. 2011 yılında da Elbistan'da aynı vakayı yaşamıştık. Orada da yitirdiğimiz 9 kişiye ulaşılmamış, üzerine gidip bir anıt dikilmişti. Maalesef burada da rant uğruna katledilen işçilerin, emekçilerin hayatı bir kez daha hiçe sayıldı, yok sayıldı. Dehşet verici bu olay gündemden asla düşmemeli. Sorumluları mutlaka hesap vermeli. Tabii sorumlular deyince de aklımıza Murat Kurum geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı iken Anadolu Madenciliğe verdiği iznini biliyoruz. İmar affı dediğimizde Murat Kurum meydana aklımıza geliyordu. İşte depremden sonra yaşanan facia ortada. Yine bugün bu izin belgesiyle bir kez daha kendisini karşımızda bulduk. Gerçek apaçık ortadadır. Murat Kurum, madenin kapasite artışı ve ÇED raporuna onayına imza atarak bu facianın zeminini hazırlamıştır. Kurum da bu facianın sorumlusudur, failidir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, cezaevlerindeki açlık grevleri 86. gününde. Bunların içinde
Bir de Erzurum Dumlu Birnoğlu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde bulunan Nurettin Kaya 123 gündür de ölüm orucu. Buyurun top. Bu ölüm orucunun nedeni SRY tipi hapishanelerin havalandırmalarının bile olmaması, ağır tecrit koşullarının uygulanması, bunlara karşı yapılan bir mücadeledir. Bunun ötesinde tutukluların ailelerinin ikamet ettiği yerlere yakın cezaevlerine sevk edilmesini istiyor. Çünkü ailelerden o kadar uzaktalar ki aileler de cezalandırılmış oluyor ve tutuklu ve hükümlüler aileleriyle hakları olan bir hakkı kullanmaktan mahrum ediliyor. Dolayısıyla da sadece tutuklular değil, ailelerin de bu cezaya maruz kalmaları kabul edilebilir bir şey değil. Sayın Başkan, ben iktidara sormak istiyorum. Bu imamlardan ne istiyorsunuz? Önce bir kaymakam çıktı, bir imamı dövdü. Geçen günde Buca Müftülüğü tarafından Yusuf Kılıç isimli... Buyurun toparlayın. Sürgün edildi. Ve kendisi cezalandırıldı. Hatta kendisine karşı müftülükte bir saldırı da gerçekleşti. Nedeni şu: İmam neden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine cemaat toplamamış? İmamların görevi bu mudur? Sizin mitinginize insan taşımak mıdır? Taşımayan imamı bu şekilde cezalandıracak mısınız? Dolayısıyla bu dinden, din insanlarından elinizi çekin. Son olarak fıkra gibi bir olay anlatacağım size. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Galip Ensarlıoğlu bir konuşma yapıyor. Milletimizle hiçbir gönül bağı olmayan, sadece milletimizin duygularını sömürerek elde edilen sömürü düzenine 31 Mart'ta son vereceğiz diyor. Bunu nerede yapıyor? Diyarbakır'da yapıyor. Diyarbakır'da bunu yaparken Diyarbakır Belediye... Buyurun. Kayyumlar yönetiyor. Bu kayyumları kim atamış? Partisi AKP atamış. Dolayısıyla herhalde siyasi şuurla ilişkilenmeyecek bir konuşma. Ötesi var. Yine Diyarbakır'da bir toplantıda, Cevdet Yılmaz'ın katıldığı bir toplantıda Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz Ensarlıoğlu'na yönelik şunu söylüyor. İnanın diyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın da buraya verdiği ehemmiyet, İstanbul, Ankara, İzmir'e veriyor mu bu ehemmiyeti? Sanmıyorum. Diyarbakır'ın Cumhurbaşkanımızın nezdinde apayrı bir yeri var. Ben bu defa Diyarbakır'ı istiyorum dedi diyor. Evet, Erdoğan'ın Diyarbakır'ı çok istediğini biliyoruz. Ama size üzüleceğiniz bir haber vereyim. Diyarbakır Erdoğan'ı istemiyor. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Ali Mahir Başar. Buyurun Sayın Başar.